وقال النبي عليه السلام سبعتن yedi kişi vardır ki yedi zümre yedi grup insan la yanzuru ileyhim onlara nazar etmez onlara bakmaz kim el haliku yaratıcı olan Hak Teala Hazretleri ne zaman bakmaz yevmel kıyameti kıyamet gününde hesap gününde onlara onlardan tarafa bakmaz. Hani bize de bak diye bir tabir kullanırız ya. O şekilde onlara davranmaz. Onlardan yüz çevirir. Ve la yüzekkihim onların günahlarını da temizlemez. Yani ne demek temizlemez? Ve yudhiluhumun nara temizlemediği için onlar ateşe girer. Eğer inançları varsa günahları kadar yanarlar, inançları sebebiyle de tekrar, yani inançları sebebiyle yandıktan sonra cennete girebilirler. Çünkü Cenab-ı Hak rahmet, Rahman ve Rahim'dir. Tüm kullarına merhametli davranacaktır. Tekâsür suresinin tefsirinde müminlere rıfkla, merhametle sual soracak. Ama bunlara diyor, onlardan tarafa bile bakmayacak. Kıyamet gününde onları günahlarını affetmeyecek, onları ateşe sokacak. Peki kimdir bunlar? El fa'ilu vel mef'ul bihi. Şimdi Kur'an ve hadis metinleri zerafetten dolayı bazı günahları, bazı fiilleri ismiyle anmaz, böyle ima ile işaretle anar. Fail ve mef'ulü bih demek, yani eşcinsel olanlar. Fail, işlemi yapan demek, yani erkek rolünü oynayan. Mef'ulü bih de kendisine erkek rolünü, yani kadın rolünü oynayan kişi de mef'ul oluyor. Yani bu ikisi de diyor, Allah'ın merhametine uğramaz, onları ateş temizler. Tabii bu şunu da söylemeden geçmeyelim. Hayatında yaşadığı sürece bir gün nasip olur da tevbe ederse onları tabii ki affediyor. Bu anlattıklarımız tevbe etmeden ölenler için geçerli. Tevbe etmeden bunları yapan bir insan ölürse diyor, bunları Cenab-ı Hak ateşe atacak. Tevbe ederse tamam. Günahları örter, siler, unutturur. İkincisi de ve nakihu biyedihi. Nakih, şimdi nikah kelimesi lügat olarak evlenmektir. Lügat olarak evlenmektir. Yani bir normal şartlarda örfi nikah nedir? Bir erkekle bir kadının birbirine mahrem olmayan İki kişinin evlenmesidir, anlaşmasıdır. İşte ben sana kadın olacağım, işte ben sana erkek olacağım, birbirimize helal olacağız gibi böyle anlaşarak evlenmektir. Neyse, bir de nikah zarafeten İslami literatürde cinsel ilişki adına da kullanılır. Yani nikahın bir manası da cinsel ilişkidir. Bu bir mecazdır. Neden? Çünkü nikah bu ilişkiyi helal kıldığı için nikah denir ama bazen cinsel ilişki anlamına gelir. Burada da tabii nikah mecaz olduğu için ve nâkihu biyedihi demek eliyle nikah kıyan. Yani modern tabirle eliyle tatmin olan, işte mastürbasyon diyorlar. Bunu yapan kişi de tövbe etmeden ölürse diyor, Cenab-ı Hak onun yüzüne dahi bakmayacak. Ne kadar imanlı da ölse bakmayacak. Daha ve nakihul behimeti hayvanları nikahlayan, yani hayvanlarla ilişkiye giren. Şimdi öyle bir zamandayız ki artık resmi olarak bazı ülkeler bir hayvanı bile, hayvanla bile evlenmeyi, resmi olarak evlenmeyi yani mübah görüyor, işte müsaade ediyor. O hayvan, onun hayvandan önce ölürse o kişi,
Hayvan ne yapıyor? Onun malına, mülküne varis oluyor. Tabi buradaki o zamanlar böyle bir şey yoktu ama ne vardı? Hayvanlarla ilişkiye girenler vardı. Hayvanlarla ilişkiye giren bunlar da aynı şekilde. Tevbesiz ölürse affedilmeyecek. Daha ve nakihul mer'ati min duburiha. Bu da birinci kısım gibi. Birinci kısım gibi. Bir kadına diyor. Yani bu kadına kendi helali olsun, helal olmayan olsun. Bir kadına diyor dübüründen yani arkadan ilişkiye giren kişi de aynı şey muameleyi görecek. Yani ne kadar böyle zarif kelimeler kullanılmış değil mi? Nikah. Yani nikah cinsel ilişki anlamında kullanılmış. Daha vel camiu beynel mer'ati ve ibnetiha. Bir de şöyle bir misal anlatacak olursak, adam bir kadınla evleniyor. Kadının diyelim kızı var. Adam o kıza üvey kızı gözüyle bakmıyor, onu da nikah alıyor. Yani ikisini bir arada nikah alıyor. İkisiyle aynı anda evli olmuş oluyor. Bunlara da böyle muamele edecek Cenab-ı Hak. Daha ve zani zina eden diğerlerine nikah kullanmış. Burada zina fiilini kullanmış. Ne ile zina eden veya kimle? Bir halileti carihi komşusunun helalıyla yani komşusunun helal olan kadınla zina eden de aynı şekilde bu muameleye düçar olacak. Çünkü nedir? Komşu birbirine emanettir. Böyle yaptığı zaman bir de emanete hıyanetlik etmiş olur. Yani komşusunun güvenini suistimal etmiş olur. Buraya kadar olanlar günahlardı, şahsi günahlardı. Bir de yedincisi var. Bu günahı da şimdi söyleyeceğim. Bu tabi kul hakkına giren bir günah. Vel müezzi eza veren, yani eziyet eden, kime eziyet eden? Cârahu komşusuna öyle eziyet ediyor ki hatta yel'anehu. O eziyet gören komşusu eziyet edene lanet ediyor. Yani sözlü etmese de yaka silkiyor. İşte onu görünce böyle kalbi kırılıyor veya rahatsız oluyor. Yani o derece komşusunu eziyet eden bir insana da diyor Cenab-ı Hak aynı şekilde aynı muameleyi yapar. Onları affetmez. Onlardan tarafa bakmaz ve onları da günahlarından temizlemez, ateşe koyar. Yani burada yine son iki madde nedir? Komşuyla alakalıdır. Birincisi komşunun helali olan ya komşunun eşi olmayabilir, işte çoluğu çocuğu da olabilir. İşte bunlara bu işi yapan kişi bir de komşusuna farklı konularda eziyet eden işte ne bileyim istirahat saatlerinde mesela gece 12'de gerçi Avrupa'da Almanya'da saat gece 10'dan akşam 10'dan sonra gürültü yapmak kanunen yasak. Ne bileyim ülkeden ülkeye değişebilir ama diyelim ki gecenin 12'sinde tam uyuyacaksın, dinleneceksin, ertesi gün işe gideceksin. Komşunun keyfi gelmiş sana efendim 100 desibellik müzik açıyor. Yani gürültü yapıyor. Veya işte çoluk çocuğu sen üst katında oturuyor. Çoluk çocuk böyle oradan oraya koşuyor, gürültü yapıyor. İşte bunlar nedir? Komşusuna eziyet eden fiillerdir. Bunlara da eziyet eden kişi mani olmazsa komşusu da lanet edecek derecede komşusundan eziyet görüyorsa bunları da Cenab-ı Hak o günde onların tarafına bakmıyor, onları affetmiyor, onları ateşe gönderiyor. Tabii ki komşu konusunda şimdi komşunun herhangi bir komşu
herhangi bir komşu. Komşunun üzerinde bir hakkı vardır. Bir hakkı vardır. Şayet bu komşu din kardeşi ise iki hakkı vardır. İki, şöyle göstereyim. İki hakkı vardır. Yani normal din kardeşin değil, gayrimüslim bir komşu. Ne yaptın? Ona eziyet ettin. Onun sende bir hakkı kalıyor. Ona bir borcun oluyor. Din kardeşin ise bir de din kardeşi hakkı, iki hakkı, iki borç oluyorsun. Ve bu komşu bir de akrabansa, hani hem komşuluk hem kardeşlik, yani akrabalık, hem de din kardeşi, bu üçü bir aradaysa, böyle bir komşuysa, o zaman komşunun üç tane hakkını üzerine almış oluyorsun. Onun için komşuluk haklarına riayet etmek lazım. Cenab-ı Hak tabi komşu, Cenab-ı Hakk'ın affetmesi için önce komşu hakkını helal edecek ki onun gönlünü yapmak da çok zor olur. Çünkü lanet edecek dereceye gelmiş. O derece rahatsızlık duymuş. Onun için dikkat etmek lazım. Yani ben bu mahallenin işte kabadayısıyım, benim dediğim olur, benim borum öter diye insan her istediğini yapamaz. Evet. Cümleten hayırlı günler, hayırlı tatiller diliyorum. Yani Almanya'da en azından bugün tatil. Allah'a ısmarladık.